asgari ücret artışı olacak. Bu yılın sonunda. Evet. Şimdi bu ekonomide biraz ufak tefek sıkıntılar yaşanıyor. İnsanlar alışverişleri şöyle oldu, böyle oldu. Asgari ücreti tahminini öncelikle merak ediyorum abi. Asgari ücret ne kadar olacak? Peki bu asgari ücret bu rakamda olursa piyasada neler olacak? Yani tam şu anda bir şey söylemek zor ama benim tahminim yine 2000 lira seviyesinde olur diye düşünüyorum. Net. Net 2000. Tabii ki. Tabii, yani 1600 net. Tabii 1600 zaten. Yani 2000 liralar seviyesinde %20 bir artış olabilir diye düşünüyorum. Piyasaya nasıl etki eder? Yani sonuçta piyasaya nasıl etki eder? Mutlaka piyasaya iyi bir şekilde etki eder. Sonuçta o cebe girecek olan para otomatik olarak sahaya çıkacaktır. Ekonomiyi biraz daha canlandıracaktır. Mutlaka bir katma değer sağlayacaktır. Peki esnaf bu parayı ödeyebilecek mi elemanına, yoksa elemanı çıkarmak mı zorunda kalacak? Ya aslında 100 dolar hikayesi gibi. Normalde cebine bıraktığınız para otomatik olarak tekrar sahaya döneceği için bu sefer ticari hacim belki tekrar yükselecek. Otomatik olarak da ben karşılayabileceğini düşünüyorum şu anda. Hani benim düşündüğüm gibi ters bir şey olacağını düşünmüyorsunuz. Yok yok, hayır, hani öyle bir şey olur. Olur. En azından insanların cebine giren para biraz. Peki asgari ücretin 2000 olması yeterli mi? Bir de böyle bir durum değil var. Tabii ki. Değil. Ya benim her zaman şöyle bir öngörüm var. Yani kendi profesyonel iş hayatında olduğum zaman da, daha önceki çalıştığım iş hayatımda da normalde benim düşündüğüm rakam 800 dolar seviyesinde olması lazım. Bir asgari ücretin ülke içerisinde. Yani 800 dolar bir ailenin geçimi için ideal bir rakam olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki bugünkü ekonomik şartlarda bunu sağlamak çok zor. Mümkün değil. Yarısı hatta. Yani yarısı anca. Anca yarısı. Oluyor. Vallahi abi inan bu ekonomi olayı gerçekten şeye çok açık. Öyle bir cümle kurarsın ki bir bakmışsın hani adamı dinden eder. Hani etmezsin yalaka eder. Öyle enteresan bir konu. Hani nahına da vurmak lazım, mıhına da vurmak lazım. Mesela ben üretim olayında yurt dışından gelen ürünlere konan vergiyi duydum.